Burada benzer düşünce. Beyaz hemen kısa okumu yapayım, rahatıma bakayım demiş. Ben de demiş beyazda giden filmin yolunu açayım da rahat söz edeyim demiş beyazı. Hemen beyazlar hayır işi geciktirmemek lazım. Bir an önce atağa kalkalım, matımızı yapalım. Ne derler satranççılar? Atak, atak, atak. Sonunda mat yapmak. Evet. Evet. Merkez karelere karşı bir hücum durumu. Şimdi baskıyı kurduk. Açmaz aldık atı. Piyonlar fil rahatsız edilince de fil gene vazgeçmiyor açmazdan. Bu sefer diğer at gelişiyor. Taşlar alınca da bir hat açıldı. Şimdi bakın gene aynı şey. Açmazdaki ata yükleniliyor. Fil de istenince de alınıyor. Siyahta giden fil savunmayı tercih etmiş. Taşlara değişmeyin ben demiş. Burada da bakın burada da vezir isteniyor. Vezirle siyahın veziri beyazın şahının burnunun dibine geldi. Adeta nefesini ensesinde hissediyor. Bu derece yaklaşmış. Çok tehlikeli. Şimdi orada fille kırıp mat edecek. Fille kırdı. Vezir isteniyor. Tabii ki vezirle almak zorunlu değil mi? Burada vezirle almasa zaten vezir, G2, şah ve mat. Kurban verdi veziri. Al dedi senin olsun. Aldım kabul ettim. Denince buradan siyahta giden fili açmış. O da demiş ki siyahta giden fili de al. Tabii ki insan vezirini kaybedince haklı olarak morali bozuluyor. Ne yaptığını şaşırabilir, normaldir. Ama siyah kararlı, ben seni mat edeceğim diyor. Atımı da geldim diyor. Ben hiç oralı değilim diyor siyah. Sen diyor taşları almaya bak. Ben mat edeceğim diyor. Şah, şah ve mat. Mat ağını kurdum, matımı yaptım diyor. Buna da ava giden avlanır oyunu değil. Evet. Bir diğer İtalyan açılışı. C50 ekopotlu bir oyun daha. Aynı oyun değil mi arkadaşlar? Bakın baskıyı kurduk. Evet. Tekrar göstermemizin sebebi ne? Daha iyi pekişmek. Pekiştireç diye bir eğitimde konu vardır arkadaşlar. Öğretmen arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Antrenör arkadaşlar da iyidir. Bu da pekiştireç olsun. Evet. İtalyan açılışı. Fil feda edildi. Şah. Rok bozuldu. Atla şah çekildi. Şimdi vezirle şah. At alınıp kale isteniyor. Bakın burada kale isteniyor. Kaleyi tutayım derseniz fili kaybedersiniz. O yüzden işin ilginç tarafı fil tutumu tercih edildi. Şimdi ben mat yapacağım diyor. Siyahlar F2'ye şah çekecek. Hemen rokunu yaptı. Evet burada da siyahla buyur diyor. Veziri kaçış noktasını kapatıyor. Geri dönüş kapısını kapatıyor. Bu neye benziyor? Bahçenin arka kapısı kapatma gibi. Geri dönüş yok diyor artık. Vezir diyor benim diyor. Ve şimdi mat istiyor. Nereden? H2'den. H2'den mat istiyor. Piyon gelince Şahla niye almadı? Çünkü vezirle at aynı yere bakıyor. H1'e gelince de bakın H1'e gelince şahı al diyor. Kale de senin olsun diyor. Fili mi istersin?
Kaleyi mi? Tabii ki fil alırsa veziri kaybedecek. O bir kalede sepete bir artı daha diyor. Ama burada vezirle bir şah, vezir feda edilince beyazda giden filiyle siyah şah ve mat ediyor. Siyahlar kim? Kara ölüm arkadaşlar. Kara ölüm. Joseph Henry Blackburn. Gördüğünüz gibi çok müthiş bir mat ediyor. Bunu bir de tahtada olduğunu yani etkilenmemek için duygusuz olmak lazım. Kara Ölüm Joseph Henry Blackburn. Bir İtalyan oyunu daha. Şimdi ben vezir istiyorum arkadaş diyor. Sen diyor o F erini niye sürdün diyor. Beyazlar kimmiş? Amatör. Siyahlar kimmiş? Wilhelm Steins. Birinci Dünya Satranç Şampiyonu. Evet. Vezir istenince at da bloke edildi. Piyonlar da değişilince şimdi merkeze bir hücum ve kısa rokunu yaptı. Beyazlar dedi ki ben de yaparım arkadaş dedi. Ve fil geri gelindi. Niye geri gelindi? Filin merkezler açılırsa filin baktığı nokta H2 piyon. Bir saldırı var. Şah çekildikten sonra atla bir atak söz konusu olabilir. Ben de atımı geldim diyor Steins. Bakın burada D4'e oturan at ön karakoldur. Niye? Piyonlarla bu at rahatsız edilemez. Burası benim diyor, bölgem diyor artık. Buraya ben bir ön karakol kurdum. Taktik imkanlar mutlaka oluşacak diyor. Bakalım öyle mi? Sonra bir piyonu alıp o F hattını yarı açık hatta gelip kalenin yolu açıldı değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi vezirimi de geleyim de diyor. Sıkıntı çabucak bitsin diyor. Taş değişimi olduktan sonra bakın hemen atı rahatsız edildi. Şimdi de filin yolu açıldı. Siyahta giden filin yolu açıldı. Kale isteniyor ama batarya yapıldı. Şimdi bana diyor ver diyor veziri. Vezir kaçılınca da diğer vezirle gelip mat edecek arkadaşlar. O zaman diyor ben atı kaçayım. Şimdi de diyor ver veziri. Fili koruyan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Alırız ne olacak? Bedava fil. Kocaman. İnsanın iştahı kabarıyor böyle ve alıyor. Şah. Ve onu da ver. Bakın. Onu da ver. Vezir. Kaleyle şah. Mecburen zorunlu hamle G1. Kale H1'den şah ve mat. Evet. İlginçtir işte. Bu oyun böyle ilginç bir oyun. Çok da güzel bir oyun. Bir C50 ekokodlu İtalyan açılışı. At açmaz alındıktan sonra gördüğünüz gibi açılışta beyazda giden beyazın siyahta giden fili atı açmaz aldı. Vezir açmazını. Tabii ben rahatsız oldum dedi siyahlar bundan. Rahatsız etti fili. Fil geri gelince açmaz bırakmadı. O zaman beyazda giden filimi açayım ben de açmaz alayım dedi. Beyazlar hayır dedi. Buna izin vermem. Hemen siyahta giden fili atak yapınca fili kaçtı. O da atını kaçtı siyahlar. Beyaz diğer atını da oyuna girince gördüğünüz gibi siyah kendi alanında manevra yaparken beyazlar aşağı yukarı gelişimini tamamladı. Burada siyahın beyazda giden fili, bakın siyahın beyazda giden fili ne olmuş oldu? Kötü kalmış oldu. Beyazda
Giden fil isteniyor. Şimdi bir hat açma işlemleri. Açmaz aldım diyor. Ben de açmaz aldım. Evet. Ve şimdi siyah kalede baktığı için G2'deki piyonu alacak. Şah çekecek. Açarak şah çekecek. Değişik planları var. Taktik olanakları var. Beyaz G2 piyonuyla fil alamıyor. Çünkü açmaz da. Filden kapattım diyor. Rahatıma baktım diyor. O zaman diyor ben de at açmaz alırım. Ben de tekrar at açmaz alırım. Böyle birkaç defa böyle bir hamle yapılınca siyah dayanamıyor. Kaleye fil vereyim diyor. Piyon da alınamıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Buraya geldiğinde kaleyle alınınca piyon alınamıyor. Niye? Çünkü siyahta giden fili F2'deki piyonu açmaza bırakmış. Bir F2'deki piyon da alınınca şimdi piyon isteniyor. Şah deniyor atla. Bu sefer de piyonla şah deniyor ve mat oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi kalenin etrafında, şahın etrafında kale 2 fili at mat edip.